Atatürk'ün Cumhuriyet Devrimi 20. yüzyılın en şaşırtıcı, en beklenmedik, mucizevi olayıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün önündeki seçeneklere bakmamız lazım. Bu çok önemli. En olasılığı zayıf seçenek cumhuriyetçilik. En olasılığı güçlü seçenek hilafet. Mustafa Kemal Paşa neden İstiklal Savaşı'na başlarken Cumhuriyeti kurmayı kafasına koymuş? Lozan diyor, o kadar da önemli değildi. Çünkü biz diyor zaferi kazanmıştık. O kadar önemli ki bu söylediğiniz söz. Tarihe diyalektik olarak baktığımızda her başarının, her zaferin bir etkisi oluyor, bir karşıtı gelişiyor. Laiklik olmadan çağımızda ne doğru dürüst bir devlet olur, ne doğru dürüst bir cumhuriyet olur, ne doğru dürüst bir demokrasi olur. Adalet, eşitlik, özgürlük yönündeki insanlığın gelişme çizgisini bu topraklarda egemen kılmak için yapılmış bir devrim. Kurulmuş bir devlet. Gelecek tabii ki onundur.